Merhaba sevgili öğrenciler. Kırmızı Beyaz yayınları problemde birinci kitabında yer alan paralarımız konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sayfamıza bakalım hemen. Aşağıdaki paraların adlarını kutulara yazalım. Bir örnek yapılmış, bir kuruş yazılmış. Diğer paraları hemen birlikte yapalım. Çocuklar paranın üstünde yazan sayı bize paranın değerini gösterir. 5 yazıyorum. Birimimiz kuruş. Kuruşu kısaltarak da yazabiliriz. 10 sayısını görüyorum. O zaman 10 kuruş. 50 sayısını gördüm. 50 kuruş. Liralardan sadece 1 lira madeni paraydı. Diğerleri kağıt para olarak bulunuyor. 1 liramızı yazıyoruz. Kısaltıyorum. 1 TL şeklinde gösteriyorum. 5 TL 10 TL, 20 TL. İsterseniz kısaltma yerine e, Türk Lirası sembolünü de kullanabilirsiniz çocuklar. Sadece şuna dikkat edin, hem kısaltma hem sembol aynı anda kullanılmaz. Birini tercih edip kullanabilirsiniz. Bir sonraki sayfamızda problemler görüyoruz. Sorularımıza bakalım. Bir fiyat listesi belirtilmiş. Aşağıdaki soruları resme göre cevaplayalım denilmiş. Kantinde bir tost alan Can kaç lira ödemelidir? Listemize bakalım. Tostun fiyatı ne kadar? 2 lira. O zaman e, Can'ın ödemesi gereken miktar 2 liradır. Başka ödenmesi gereken bir şey yok. Kantinden bir hamburger, bir ayran alan Emre kaç lira ödemelidir? Bir hamburger ne kadarmış? Bakıyoruz hemen. 3 lira. Bir ayran ne kadarmış? 1 lira. O zaman 3 lirayı topluyoruz hemen. Ödenmesi gereken miktar neymiş çocuklar? 4 lira. Kantinden sakız ve meyve suyu alan Ayşe kaç kuruş ödemelidir? Bakalım hemen. Sakızın fiyatı 25 kuruş. Meyve suyunun fiyatı 50 kuruş. Toplam miktarına bakıyoruz hemen. Ödenmesi gereken miktar 75 kuruş. Esra kantinden 2 tane sakız aldı. Kandinci amcaya 1 lira verdi. Geriye kaç kuruş alır? Sakızın fiyatı neydi çocuklar? 25 kuruş. 2 tane aldığına göre 2 tane 25 kuruş ödemesi gerekiyor. Toplarsak eğer 50 kuruş yapıyor. Kantinci amcaya verdiği para 1 liraydı. Burada hatırlamamız gereken bir bilgi var. O da neydi? 1 TL neye eşitti çocuklar? 100 kuruşa eşitti. Şimdi hem lira hem kuruşla ilgili bir soru karşımıza çıktığında mutlaka birine çevirmemiz gerekiyor. Ondan sonra işlemimizi yapmalıyız. Ödemesi gereken miktar 50 kuruş, ödediği miktar 100 kuruş olduğuna göre 100 kuruştan 50 kuruşu çıkarıp Para üstünün ne kadar olduğunu bulabiliriz. Hemen işlem yapıyorum. 50 kuruş para üstü almalıdır çocuklar. Ali Kantin'den tost, ayran aldı. Kantin camcaya 5 lira verdiğine göre ne kadar para üstü almalıdır? Hemen bakalım. Tostun miktarı fiyatı 2 liraymış. Ayranın fiyatı 1 liraymış. Ne kadar yaptı ikisinin fiyatı? 3 lira. Kendisi 5 lira ödediğine göre ürünler 3 lira tuttuğuna göre çıkardığımızda 2 lira para üstü almalıdır deriz. Eda kantinden tost, hamburger ve ayran aldı. Kantin cancıya 10 lira verdiğine göre ne kadar para üstü almalıdır? Hemen aldığı şeylerin ne kadar tuttuğuna bakalım. Tostun fiyatı 2 lira, hamburgerin fiyatı 3 lira ve ayranın fiyatı 1 lira. Toplam fiyatına bakalım. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. 6 lira tutmuş hepsi. Fakat 10 lira ödemişti. 10'dan 6'yı çıkardığımızda 4 lira para üstü alması gerektiğini buluruz. Pelin kumbarasındaki 24 liranın çeyreğiyle kitap alıyor. Pelin'in aldığı kitap fiyatı ne kadardır, kaç liradır diye soruyor. Çocuklar bir şeyin çeyreği demek onun dörde bölünüp bir tanesinin alınması demekti. Hatırlayın kesirler konusunda. O zaman 24 liranın çeyreği içinde 24'ü dörde bölmemiz gerekiyor. Cevabımız 6 lira olur. Kitap 6 liraymış. Arda'nın 20 lirası vardır. Arda bu parasıyla tanesi 4 lira olan kitaplardan kaç tane alabilir? Şimdi her kitap 4, lira, 4 liraymış. Parası ise 20 liraymış. O zaman yine bölme işlemi yapmam gerekiyor. 20'yi 4'e böldüğümüzde çocuklar 5 çıkar. Yani 5 tane kitap alabilir. 36 lira param vardı. Annem bir miktar para verdi. Şimdi 50 lira param var. Annem kaç lira vermiştir? Hemen toplama işleminde hani verilmeyeni bulma kurallarına göre yazarsak eğer 36 lirası vardı. Annesi ona bir miktar para verdi. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Hepsini topladığında 50 lirası oluyormuş. Yani toplama işleminde toplananlardan biri verilmemiş. O zaman ne yapıyorduk çocuklar? Çıkarma işlemi yapıyorduk. 50'den 36'yı çıkardığımızda 10'dan 6 çıktı 4, 4'ten 3 çıktı 1. 14 lira annesi ona para vermiş demek ki. Tanesi 10 kuruş olan şekerlerden 8 tane aldım. Kantinciye 1 lira verdim. Geriye kaç kuruş alırım? Çocuklar 10 kuruşmuş bir tanesi. 8 tane aldığına göre 8 kere 10. Ne yapar? 80 kuruş kantinciye 1 lira vermişti. Yine hatırlamamız gereken bilgi 1 lira neye eşitti çocuklar? 100 kuruşa. Yani kantinciye ne kadar vermiş kuruş türünden düşünürsek 100 kuruş. O zaman 100 kuruştan 80 kuruşu çıkardığımızda 20 kuruş para üstü alması gerekir. 97 liralık kurutma makinesi 29 lira indirimle satılmaktadır. Makine için 70 lira ödeme yapılırsa kaç lira para üstü alınır? Şimdi önce indirilen miktarı bir bulalım. 97'den 29'u çıkardığımızda makinenin yeni fiyatına ulaşmış oluruz. Kurutma makinesi indirimden sonra 68 liraya satılmakta o zaman. Fakat ne yapılmıştı? 70 lira ödeme yapılmış. O zaman 70 liradan 68 liraya çıkardığımızda 2 lira para üstü alması gerekir. Emirhan 10 liraya forma, 35 liraya da ayakkabı aldı. Satıcıya 50 lira verdi. Geriye kaç lira para üstü alır? Hemen Emirhan'ın aldığı şeylerin ne kadar tuttuğunu bir bulalım. 10 lira forma, 35 lira ise ayakkabı. Toplam fiyatına baktığımızda çocuklar 45 lira tutuyor bunların fiyatı. Satıcıya 50 lira vermişti aldıkları 45 lira tuttuğuna göre para üstü olarak 5 lira alır. Aylin ve kardeşi 20, 20 lirayı eşit olarak paylaştı. Aylin parasının 5 lirası ile bir kitap aldı. Ailenin geriye kaç lirası kaldı? Öncelikle çocuklar 20 lirayı eşit olarak paylaştıklarına göre 2'ye bölmeleri gerekiyor. 20'yi 2'ye böldüğümüzde cevabımız 10 olur. Yani her birinin 10'ar lirası var demektir. Ailen parasının 5 lirasıyla kitap aldı. Yani ailenin 10 lirası vardı. 5 lirasıyla kitap alınca geriye ne kadar parası kalır? 5 lira parası kalır. Tanesi 10 kuruş olan sakızlardan 4 tane aldım. 50 kuruş verdim. Kaç kuruş para üstü alırım diye soruyor. 4 tane aldığına göre çocuklar 4 çarpı 10 ne yapar? 40 kuruş yapar. 50 kuruş ödemiş bunlar için. 50 kuruştan 40 kuruşu çıkardığımızda 10 kuruş para üstü alır diyebiliriz. Kumbarama birinci gün 35 kuruş, ikinci gün birinci günden 15 kuruş fazla koydum. İki günde kumbaramda toplam kaç kuruş olur? Çocuklar birinci gün ne kadar koyuldu belli zaten. Biz ikinci günün miktarını bulalım. İkinci gün Birinci günün 15 kuruş fazlasıydı. Yani 35'in 15 fazlası ne yapar? Hemen onu bulalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1, 3, 1 daha 4. Bir de elde var 5. Yani ikinci gün kumbara eklenen para 50 kuruşmuş. İki günde kumbaramda toplam kaç kuruş oldu diye sorulduğuna göre birinci gün 35 kuruş, ikinci gün 50 kuruş. İki günün toplamına bakarsak 85 kuruş parası olmuş olur. Bir kırtasiyeci tanesi 3 liradan aldığı kalemlerin tanesini 2 liraya satıyor. Kırtasiyeci 10 kalem sattığında kaç lira zarar eder? Şimdi tanesini 3 liradan alıyordu. Tanesini 2 liraya satıyordu. Her bir kalemde çocuklar ne kadar zarar eder? 1 lira zarar eder. Neden? Çünkü daha pahalı almış, daha ucuza satmış. 10 tane kalem sattığında çocuklar 10 çarpı 1'den ne kadar zarar edecek? 10 lira zarar etmiş olacak. Kırtasiyeden tanesi 2 lira olan hikayelerden 6 tane, tanesi 1 lira olan boyama kitaplarından 4 tane alan Eda kırtasiyeciye 20 lira verdi. Kaç lira para üstü alır? Kitaplar. Hemen bakıyoruz. Hikayelerden tanesi 2 lira olandan 6 tane almıştım. Ne kadar tutar bunlar? 12 lira. Daha sonra boyama kitaplarından tanesi 1 lira olan boyama kitaplarından 4 tane alınmıştı. Onlar da 4 lira tutar. Ne kadar tutar hepsi? Onu bir bulalım. 12 4 daha. 16 lira. Fakat 20 lira ödemişti. 20 liradan 16 lirayı çıkardığımızda ise para üstüne ulaşmış oluruz. 4 lira para üstü alır. Pazardan kilosu 3 lira olan mandalinadan 3 kilo. Kilosu 2 lira olan elmadan 4 kilo. Kilosu 4 lira olan kividen 3 kilo alan elmas satıcıya kaç lira öder? Hemen bakalım çocuklar. Mandalinaların kilosu 3 liraydı. Ee, 3 kilo almıştı. O zaman 3 çarpı 3 9 lira. 2 lira olan elmadan 4 kilo alınmıştı. 4 çarpı 2 dersek 8 lira da elmalar tuttu. Kilosu 4 lira olan kividen 3 kilo almış. O zaman 3 çarpı 4, 12. Bütün meyveler ne kadar tuttu hemen onu bulalım. Tek tek yazıp topluyoruz. 29, 50, 2 39 lira ödemesi gerekir çocuklar. Sevgili öğrenciler sorularımız burada sona erdi. Hoşçakalın.